delikanlıyı tanımıyorlar. Bir dakika anam, dur bakalım. Pek anlayamadım. Şimdi laf daha uzarsa başında unuturum. Fike çekme lan. Çekersem ne olacak? Görürsün ne olacağını şerefsiz. Sen kimin şerefsiz diyorsun lan? Eller yukarı. Arkası sağlam. Yalanları da hiç fena değil. Nasıl olur amirim? Güvenle fotoğrafı bile çekildi. Kim kime güvenecek? Güven ne demek? Sen bundan ne anlıyorsun? Nasıl yani? Öyle işte. Yok abi. Dediğimi iyi dinle. Sen kendini büyük kabadayı olarak görebilirsin. Belki beni de bıçaklayabilirsin. Sen aptal mısın? Farz et ki aptal. Ama bu gerginlik neden? Neden? Konuşmamız ayıp mı? Çirkin bir şey mi? Bizim Necibe için ileri geri konuşmuş. Ama bu imkansız. Yok ya. Niye imkansızmış? Necibe gibi bir kız için ne söylenebilir ki? Bilmem ben. Anana soracaksın. Nasıl soracağım? Ara şimdi. Senin bir keşfin var. Aşk lazım. Ne? Tek çare bu. Aşk ısmarlayınca geliyor mu? Öyle bir yol biliyor musun? Gemis çatı. Sen aşık gibi yaparsın. Canım benim, ne kadar büyümüşsün. Labali olmayalım anam, meseleye gelelim. Hayırdır? Pek hayır değil. Ne oldu? Anan nerede? Aa, herkes annemi soruyor bugün. Ne demek herkes anneni soruyor? Serdar da az önce annemi arattı bana. Niye? Allah. Lütfen. 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 Bir daha görmeyeceğim, duymayacağım. Tamam mı? Evet. Anne. Gene ne işler karıştırdın sen? Ya. Bırak Allah aşkına anne. Senin yüzünden başım dertten kurtulmayacak mı benim? Onurlu genç adam ister istemez kendisi için başkalarının ne diyeceğini, ne düşüneceğini önemser. Kimsenin kendisi için ileri geri konuşmasını, kötü düşünmesini, küçük görmesini istemez. Öyle tabii. Onurlu genç adamın bir özelliği daha vardır. Onursuz kişilerin söylediklerini, düşündüklerini, uydurduklarını umursamaz. Ciddiye almaz. Zavallı bir adam seni küçük görse ne olur, büyük görse ne olur. Yahut kötülükten zevk alan birisi senin için dedikodu çıkarsa ne olur, çıkarmasa ne olur. Değil mi? Gerçekten güçlü adamlar sinek vızıltısıyla uğraşmazlar, aldırmazlar. Kadınların dedikodu yapması kadar olağan bir şey yok. Ama erkeklerin dedikoduya ceza kesmeye kalkışması da avareliktir. Ali Baba, sen bugün beni izlemiş gibi konuşuyorsun. Ne ilgisi var evladım? Evet, her söylediğin birebir bana yönelik. Denk gelmiştir Serdar'ım, denk gelmiştir. Ben o kadar gevezeyim ki. Estağfurullah. Yoo, gerçekten. Bu sıralar o kadar çok konuşuyorum ki. Herkese bir şekilde takılmış oluyorum. Gevezelikten, gevezelikten. Selamünaleyküm. De aleyküm selam. Hayırlı işler. Sağ ol. Buyur otur. Hayrola? Kahvede niye buluşuyoruz? Evde konuşamıyoruz ki. Niye? Niye öyle mi? Ne zaman geliyor, ne zaman çıkıyorsun belli mi? Hep ayakta mı kalacaksın? Otursana.
Annemle konuştun mu? Aha. Ne diyor? Bilmiyor musun? Gönüllü olarak mı yoksa senden çekindiği için mi kabul etti? Annem benden niye çekinecek ya? Bana mı soruyorsun? Nasıl satıyorsun? Sattım sayılır. Anlamadım. Anlaştık gibi. Cezmi'yi mi? Cezmi kafada o kadar para ne gezer? O kat karşılığı istiyor. Öyle ama sağlamadım. Bize düşecek daire sayısı... Abim canını sıkma. Ben 21 kağıt alıyorum. Bir de dükkan. Kimden? Sultan Şahin'den. Adamı tehdit mi etti? Ne tehdidi ya, Allah Allah. Her şeyde bir yumu koruyacaksın illa. Çok para da değil ayrıca. 22,5 olacaktı ama çok sızlandı. Bir de senin yanımın çıktığı evde oturacağız inşaat bitene kadar. Orayı da apartman yapacaktı. Orası uzayacak. Zaten biraz da onun için bizimkine çok asıldı. Dükkan neredeymiş? Ebru Emlak. Abime bir kahve yap. Hayır istemem. Yap aslanım yap. Nasıl olsun? Şekerli. İşe bak ya. Buyurun. Yavuz, sen yemiyorsun oğlum. Pek iştahım yok anne. Olur mu iştahım yok? Neşe abine de çorba koy kızım. Hayır anne, yemekten yerim biraz. Sen bilirsin ama... Halan burada mıdır? Hayır. Çözebildin mi bari? Neyi? Mankenlik meselesini. Hayır. Bence abartıyorsun. Gereğinden fazla büyüttün bu işi. Ne diyorsun Narin? Ne abartması? Biz neyle uğraşıyoruz? Elimiz nereye kadar uzanabilir? Ne işe yarıyoruz? Sivrisineklerin canını yakıyoruz ya. Evet, büyük marifet. Ne büyük onur. İş bu ortak. Bana ortak deme. Mavi Ay dizisi çevirmiyoruz. Ne diyeceğim sana? Ne dersen de ama ortak deme. Zaten yaptığım işten gıcık kapmaya başladım. Bir de film numarasına dönmesin. Ciddi misin? Yok canım, dalga geçiyorum. Ben hala senin bu işi sevdiğine inanıyorum. Bu laf da bir filmden, bir yerlerden çalıyor kulağıma zaten. Polislerin işlerinden duydukları huzursuzluk da çok film bir durum. Neyin var? Söylesene ne oldu? Bir şeyler dönüyor hayatım. Bir nanilik var. Nasıl bir şeyler? İstanbul'da alarm var sanki. Sokaklar polis kaynıyor. Güvenlik sorunudur. İçimde tuhaf bir his var. Ay yani baygınlık geçireceğim. Ay! Neden? Birileri benim hakkımda bir şeyler ötmüş olmalı. Kimler? Bilmem ki hayatım.
Bence sürpriz değil. Sineklerle uğraşmaya değecek kadar para alıyoruz zaten. Para sıkıntısına alıştım artık. Kanıma dokunan kendi kendimizi kandırıyor oluşumuz. O kadar da değil. O kadar da değilmiş. Bu yaptığımız neye yarıyor biliyor musun? Malın fiyatını biraz daha arttırmış olur. İnsaf. Ne insafı kızım? Biz sadece bu işin küçük adamları için birazcık risk oluşturuyoruz. Bu da perakendeye yansıyor. Eğer biz hiçbir şey yapmazsak mal biraz daha ucuzlar o kadar. Moralimi büsbütün bozmak mı istiyorsun? Yalan mı kızım? Bunca çile çekiyoruz. Ne oluyor? Uyuşturucu kullananların sayısı azalıyor mu? Yerinde saysa razıydık. Peki şu son dönemdeki patlamaya ne diyeceksin? Kendini küçük düşmüş gibi hissetmiyor musun? Bir sigara da bana ver. Hani daha yakmayacaktın? Ver lütfen. Hayır. Lütfen. Bence yine de kendimizi küçük düşmüş hissetmemeliyiz. Temiz olmak bence yeterince büyük olmaktır. Neye yarıyor? Bana yetiyor. Açtırma ağzımı şimdi. Tamam tamam. Şuraya bak. Hadi. Bizi görmesin. Bekliyordum. Ciddi misin? Evet. Ama telefon konuşmaları temiz demiştin. Adamın kulağına kar suyu kaçırdılar. Dinlendiğini biliyor mu demek istiyorsun? Bilmiyorum. İzni çok geç aldık. Allah kahretsin. Kaplumbağa gibiyiz. Galiba Cihangir'e girecek. Dikkatli ol. Bir ara önüne geçsek iyi olur. Bizi fark etmesin. Bayağı uyanık. Ama şüphelenmedi herhalde. İnşallah. Malı bir sivrisineğe getirdi herhalde. Mal var mıydı sence? Az da olsa vardır. Evini temizliyor. Herhalde. Efendim? Takipteyiz. Ama efendim? Emredersiniz. Kim? Bizi merkeze çağırıyorlar. Peki bunu ne yapacağız? Bilmiyorum. Anlatamadım ki. Şunu sersene. Sürekli burada mı yatacağım? Ne yapabiliriz kızım? Anne ya olur mu böyle? Kızım var mı bir formül?
Buraya şeyleri asamam ki. Neleri? Posterleri filan. Heh, bir onlar eksikti. Bunlar ne be? Kime diyorum? Tamam, ver. Ne? Ver mi dedin? Senin kafanı kırarım ha. Ablam abla dinlemem ben. Bu ne rezillik be? Bakar mısınız? Buyurun. Bir bira. Bira. Sağ olun, ben bir şey almayacağım, daha sonra. Melis niye gelmedi? Eve dönmesi gerekti, babası rahatsızlanmış galiba. Buralardadır. Birazdan damlar. Hem sen de tanışmış olursun. Ne o? Korkuyor musun yoksa? Korkmuyorum desem yalan olur. Ne var korkacak kızım? İnsan dünyaya bir kere geliyor. Eğer özgür değilsen dünyaya geldiğine pişmansın demektir. Bu kadar basit. Sen çocuk değilsin ki. Ama bu işin sonu hep kötü oluyor. Kafanı kullanırsan hiç riski yok. Dozuna dikkat edeceksin. Çılgınlıkta açgözlü olmayacaksın. Özgürlük iştahın kendi özgürlüğünü de kısıtlamayacak boyutlarda olmalı. Buyurun. Teşekkürler. Sürekli parayı nereden bulacaksın? Para sorun değil. Nasıl sorun değil? Değil tabii. Bu konuda gerçekçi davranacaksın. İyi bir çevre edineceksin. Güçlü insanlarla beraber olacaksın. Bu zor değil. Hele senin gibi güzel biri için. Ben çevre edinemem. Nedenmiş o? Benim durumum uygun değil. Annem, abim, hele bir kardeşim var. Anlatmıştım, bela, resme. Hiçbir şey olmaz. Öyle deme. Bildiğin gibi değil. Her şey senin kararlılığına bağlı. Benim yerimde olsam böyle konuşamazdın. Aşılmayacak şey yok Neşe. Senin gibi olmak için can atıyorum. Sonsuz bir zevk alabileceğimi biliyorum. Belki benim deneyimlerim çok basit ama neler yaşayabileceğimi hayal etmeme yetiyor. Hissediyorum. İşte özgür düşünmek. Yalnız bu yine de çok tehlikeli bir özgürlük. Saçmalama Neşe. Özgürlük tehlikeli olamaz. İnsanın uçma özgürlüğü, çılgınca zevklerle kendini aşma hakkı kısıtlanamaz. Hiçbir şey gerçek bir ilaçla uçmanın mutluluğunu gölgeleyemez. Hiçbir risk. Ha, geldi işte. Sen bekle, ben geliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ ol. Hocam nasılsın? Çok şükür. Gel şöyle iyileş. Yok hocam. Ders çalışmaktan kamburum çıktı.
Biraz dikileyim. Peki. Ali Baba, Kerim sana vuruyor mu hala? Vuruyor. Nasıl? Ne bakımdan? Neler düşünüyor, kafasından neler geçiriyor? Öyle bir şey konuşmadık. Ama iyi olacak inşallah. İnşallah. Canım Serdar da herhalde aklını başına topladı. Hiç sanmıyorum. Dün İmren pasajında omuz vurdu bana. Ne yaparsın? O da öyle tatmin oluyor işte. Ben bu kadarına razıyım hocam. Düzelir düzelir. O da kötü çocuk değil. Artık sana uğramıyor değil mi? Uğruyor canım. Seyrek de olsa geliyor. Nerede kaldın? Okuldan geliyorum. Saat kaç? Yazılı olduk. Uzadı. Biz maça gideceğiz. Evet. Sen de oraya. Nereye? Ne olacak? O izi eve. Ha Ceren ablaya. Sanki bilmiyorsun. Niye sinirlisin dayı? Ne güzel işte, maça da gideceksin. Sen sinirlendin, bir ne geç kaldın? Söyledim ya. Yalan söyledin. Hep yalan söylüyorsun. Dayı lütfen. Bak maça gitmeseydin seninle çalışırdık. Ben sana iyi davrandıkça sen kötü davranıyorsun. Yalancısın. Dayı alınıyorum. Yapsın. Ama dayı. Kime diyeceğim? Artık yok. Kim bilsin. Bakalım. O zaman ne yapacaksın? Dayı ben sana ne yaptım? Ben artık... Sus. Yalan uydurma. Gece notu katmıyorsun. Konuşmuyorsun. Kafanda ne var? Kafanda biri var. Narin bak. Bir daha öyle bir imada bulunma. Çok kötü olur yoksa. Nasıl bam teline basıyorum ama. Lütfen Narin. Sabrımı zorlama, gerginim lütfen. Peki tamam affedersin. Şimdi de duygusal alınmış kız ayakları başlar. Bak şuna. Sende bir hal var. Sussam olmuyor, konuşsam olmuyor. Gel. İzzet. Nedir Allah aşkına bu telaşın, yarım saattir dolanıp duruyorsun ortalarda? Ay burada küçük bir parça saklamıştım. Dün unuttum. Çekil kız. Az önce aklıma geldi. Ama bir türlü bulamıyorum. Sen biliyor musun? Ben nereden bilebilirim? Ay çatlayacağım artık. Buraya senden başka kimse girmiyor. Varsa buradadır. Ama hayatım nerede? Of. Fight. Atacağız. Hava atacaksınız. Güysün. Sergen bir tane atar üzerine yatarsınız. Sergen yok ki. O zaman apı yuttunuz. Biz
takımız B. Bir adamla oynamıyoruz ki. Güz. Bence elbisenin alt kısmını bu kumaştan yapalım. Üstüne de beyaz tafta kullanalım. Olabilir, iyi fikir. Neşe, bizim işimiz uzayacak. Yavuz'u arayalım da maçtan gelmişlerse seni alsınlar. Anne, yarın cumartesi. Yo, sen abini ara. Bırak kızı Cemile Hanım. Uykusu gelirse uzanacak bir yer buluruz herhalde. Onun için demedim canım. Boş boş oturuyor. Ders çalışır belki. Anne, yarın cumartesi. Tamam, peki. Sen bilirsin. La la la. Neşe, ne yapıyorsun burada tek başına hayatım? Sıkılmadın mı? Yoo. Müzik dinlemek ister misin? Dur canım dur. Ben açarım. İzzet abi. İzzet abi, ölüyorum. Lütfen bana ilaç. Lütfen, yalvarırım. Ha, şuna bakın, ne ilaç ayol? Sen neler söylüyorsun yavrucuğum? Şşt, içeride lan. Tamam, başım çatlıyor da. Tamam. Hadi geç. Abi lütfen. Lütfen, yalvarırım abi, ne olur. Ay, neler yapıyorsun yavrucuğum? Abi dur. Lütfen. Ay tamam. Abi çabuk ol. Her taraf yavrucuğum kesilmiş. Her taraf. Kime gittiysem kayıp. Sakin ol. Ne yaptıysam olmadı. Her yer polis. Lütfen, çok kötüyüm abi. Lütfen, yalvarıyorum. Yalvarırım abi. Abin sana kurban yavrucuğum, canım benim, yok. Abi vardır. Yok güzelim, cicim, laf anlamıyor musun? Ben de aynı durumdayım. Polisin gözü üstümüzde. Abi yapma. Ay yok diyorum bir tanem, cancağızım, yok. Böyle bir ortamda öyle şeyler olur mu? Az önce ufacıcık bir şeycik vardı. Abi yapma lütfen, acı bana. Lütfen. Ay ben ne yapacağım? Lütfen. Yavrucuğum beni dinle bak. Yavrucuğum, yoktan anlamaz mısın güzelim? Ay yani yok diyorum. Ay bak, yavrucuğum dinle beni Esin'cim, yok diyorum. Vardır ya. Abi ya, yalvarırım. Olsa vermez miyim Esin'cim, vermez miyim? Yok diyorum. Abi. Sakin ol, beni sakin. İnanmıyorum sana. Varama, Esin gel diyorum. Abla yalvarırım, söyle. Ne yapma olur. Esin. Ölüyorum. Lütfen dur. Versin bana, hap versin.
izin bari lütfen. Abla ona söyle. Yalvarıyorum. Esin, dur, abla. Yapma. Lütfen, lütfen, lütfen. Yapma, söyle dur. Ona ben. Esin, lütfen. Esin. Sana inanmıyorum. Ben şimdi... Esin'cim sakin ol yavrucuğum. Bak, yok tamam, diyorum sana. Tamam, şimdi koşun. Şimdi koşun. Hadi kızım gel. Sana inanmıyorum. Yavrum seni. Aldırdım, hayır. Çekil, aldırdım, çekil, çekil şuradan. Esin'cim bak. Burada vardı mutlaka. Dinle bak yavrucuğum, yok ki oraya. Esin yok oralarda, boşuna. Tamam şimdi inanacağım. Dur Esin'cim, inan bana. Abi. Esin'cim bak, bana inanmıyorsun. Bana inanmıyorsun, yok diyorum bak. Ölüyorum. Hastaneye götürsek. Ölüyorum. İzzet, hastaneye götürelim diyorum. Ay ne yapacağız, başımız belaya girecek. Başka çaremiz var mı? Ölüyorum. Beşiktaş böyle oynarsa bu turda gümlersiniz. Yok ya, öyle oynamaz. Hani fan? Ama iyi oynadık. Ciddi misin? Yani çok iyiyiz ama o zaman başka türlü oynayız. Sen merak etme. Bu sene Avrupa Fatih biziz. Öyle bir iki turla Avrupa Fatih olunmaz. Bundan sonra... Biz gidiyoruz. Siz cim güm güm. Göreceğiz. Yardım et. Tamam canım. Tamam. Tamam. Efendim lütfen odasına bir baktırır mısınız? Bekliyorum efendim. Tamam canım, düzelecek her şey. Tamam canım, tamam, tamam. Yok mu? Anlıyorum. Abin gelmiş, kapıyı aç. Yavuz bizi almaya geldi. Zaten geç de kalmıştık. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok, sağ ol. Al asma aldık. Güle güle. Ne oldu anne? Ağzınızı bıçak açmıyor. Sorma. Hayırdır? Neşe anlatsın. Meraklanmıyorum. Tamam, anlatmayayım. Oğlum, hala kendime gelebilmiş değilim ki. Allah Allah. Esin'i biliyorsun, Ceren Hanım'ın oradan. He. Uyuşturucu krizi geçirdi gözümüzün önünde. Ah, aman Allah'ım, ben böyle korkunç bir şey görmedim ömrümde. Allah korusun. Ay, aman ya Rabbi. Thank you.
Buyurun, kimi aradınız? Kerim Tekin'i arıyoruz. Bir dakika. Neden arıyorsunuz? Bir ifadesi vardı. Evde olmaması lazım ama buyurun bakın. Konu nedir? Bir olayla ilgili ifadesini alacağız. Selamünaleyküm. Kerim Tekin. Evet. Karakola kadar gidelim. Bir dakika. Mesele neymiş? Bir isnat var. Ne isnadı? Yaralama. Kim? Hadi gidelim kardeşim, orada öğrenirsin. Niye orada öğrenecekmişim? Benim ne ilgim var? Kardeşim uzatma işte. Gidelim oğlum, ben de geleyim. Bildiğin yoksa mesele yok. Sen nereye geliyorsun ana? Yani abin gelsin. Hayır, kimse gelmiyor. Yaralanan kim? Biz bilmeyiz kardeşim. Necibe. Buyur abi. Otur otur. Otursana. Anlat bakalım. Neyi abi? Neyi he? Neyi sorduğumu anlamadın mı yani? Nereden anlayayım abi? Bana bak. Yavuz'la görüştüğünü bilmediğimi sanıyorsun öyle mi? Görüşüyor muyuz? Kim söylüyor abi? Bana saflık numarası yapma. Abi sen bak, nelersin? Bir de inkar etme. Ama senin kabahatin yok tabii. Hem de hiç kabahatin yok. Evin biricik kızı diye bebekliğinden beri seni şımartanlar düşünsün şimdi. Abi ben ne yaptım ki? Yok ya. Durup dururken iftira attılar sana. Abi sen ne duydun? Ne duydum ha? Ne yapmışım abi? Söylemedim mi? Yavuz'la mı görüşüyorum? Görüşmüyor musun? Eğer kastettiğin onunla konuşmuş olmamsa... Yani konuştun onunla. Kerim'in çıkacağı sıralar yolda rastlayınca bir şeyler söyledi bana. Ne söyledi? Bu işin kan davasına dönüşmemesi için bir şeyler yapmamız lazım dedi. Bir iki defa böyle o konuştu, ben dinledim. Daha doğrusu dinlememek için elimden geleni de yaptım. Hepsi bu. Hayır Ahmet abi, hayır. Gerçi şaşırmış bir hali yoktu ama... Bana sanki ilgisi yok gibi göründü. Tabii bir his bu. Peki Ahmet abi, tamam. Baş üstüne. Hemen ilgilenecek. Halıma söyle, merak etmesin diyor. Kim geldi? Ne?
Kim geldi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Olay neymiş? Bir taksiciye bıçaklamışlar. Ölmüş mü? Yok anam, bir ufak çizmişler. Seninle ne ilgisi var? Her vukuat da bizi ararlar artık. Niye? Bana niye soruyorsun anam? Polislere soracağım. Sebep neymiş? Karışık. Taksicinin yaralanmasını çok küçümsedin. Mikrobun tekiymiş. Ben olsam gebertirdim. Dayı. Nasıl gidiyor Beşiktaş? Senden iyi. Anlaşıldı dayı. Benim de birinci lige çıkmam şart. Çık da gülüm. Kızmayacağım, tamam. Açık konuşalım Necmi. Nasıl? Aranızda ne var? Bileyim kızım. Benim açımdan hiçbir şey yok. Olmaması gerek. Olmaması gerek ama var. Abi sence ben sorumsuz biri miyim? Ne demek bu? Sizin duyarlı olduğunuz konularda umursamazlık gösterecek biri miyim? Bunlar süslü laflar Necibe. Sen Yavuz'a aşıksın. Korkunç olan da bu. Asıl şimdi yandık. Derdimiz birken iki oldu. Bağcı'dan hiçbir derdi yok. Beni utandırıyorsun. Kimseyi utandıracak bir şey yapmadım. Daha ne yapacaktın? Millet bunu da diline dolar. Oh ne hala memleket. Biz daha bir bacaksıza haddini bildiremezken kız kardeşimiz başımıza yeni iş açıyor. Abi ben ne yapıyorum ki? Daha ne yapacaktın be? Bu dedikodu Ayten'in diline düştüğüne göre dünya alem bilecek demektir. Şerefimiz iki paralık oldu zaten. Abi lütfen. Eskiden hepimiz onlarla içli dışlıydık. Böyle bir yakınlık oldu. Cinayetten sonra ben kendimi soyutlamaya çalıştım. Başka ne yapabilirim? Şerefimizin temizlenmesi için kendimi öldürmem mi gerek? Olaydan önce birbirimize karşı böyle duygusal bir ilgi doğmuştu. Ama bu konuda tek bir kelime bile konuşmuş değildik. Şimdi daha kötü. Allah kahretsin. Kara sevdaya dönüşür bu. Abi ben ne yapayım? Konunun kapanması için elimden ne gelirse yapmaya çalışıyorum. Sadece işimle gücümle uğraşıyorum. İş güçmüş. O kitaplar var ya o kitaplar. Hani o okuduğun kitaplar. Daha fena yapıyor seni. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Buyur hocam. Nasılsın? Sağ ol hocam. Siz? Hamdolsun.
Müşteriyi falan bıraktım. Kendime yer arıyorum. Bana name yapma. Emlakçı da kendine yer bulamazsa işimiz iş anam. Yemin ederim. Başka bir işe baktığım yok. Bırak bu ayakları. Ama Kerim biliyorsun biz daha çok mesken işi yapıyoruz. Neyse anam, boğazımı sıktığım yok. Ama ağırdan alırsan anladın mı? Kafam kızar, haberin olsun. Aşk olsun. Niye ağırdan alayım canım? Nasılsa çıkacağım. Nereye koydum acaba, Allah Allah? Her şey her yerde, bir türlü alışamadım ki. Neşe! Kevgir'i gördün mü kızım? Görmedim anne. Anne, sen bugün işe gitmeyecek misin? Bir uğrayacağım, niye sordun? Hiç. Orada çalışmayacağım herhalde. Niye? Niyesi mi var? Görmedin mi? Öyle olduklarını bilmiyor muydun? Sen biliyor muydun? Yo, nereden bileyim canım?